Arabalar, seferi devleti yıkılmasaydın ne olur ha? Hoş geldiniz. Zira devletin başında bendeniz. İkinci Şah İsmail'la oynuyoruz. Nedenini sormayın. Devlet liderlerinde seferi devletine koyulmamış idi. Ben de kendim ekmeğimize böyle oluyor. Şimdi... Planım Afganistan seferi. Nedenini sormayın. Afganistan. Atalarımız sine gözdağı o verdi. Sıra bizdeniz bir sonraki kuşaklarında. Sine eyesi de bir yorku salacağız ki bir gün sinin tir tir titriyecek. Sin tir tir titriyecek. Mısır savaşı ilan etmişse ne yazar? Kaç yazar oğlum? Siz savaşı ilan etseniz ne olur? Arkadaşlar, Mısır ve Zira savaşmadan toprakları geri almalıyız. Önemli olan dış masada kazanmak. Mısır masada kaybederse ki kaybetti. Bunlarla da bağışacağız. Bir gün İtalya fethi de çıkacağız. Bir gün Roma'yı fethedeceğiz ama o gün bugün değil mi arkadaşlar? O gün maalesef ki bugün değil. Doğu Türkistan'a zira şu anda sınır olduk. Zira Doğu Türkistan'ın zira biz ne yapacağımızı bilmiyorum. Türk kardeşlerimizle bir taraftan savaşmak istemiyorum ama diğer taraftan da savaşmak zorundayız. Zira Çin'in o baskısında Doğu Türkistan'ı çıkartmak da istiyorum açıkçası. Bu işte öyle kolay değil arkadaşlar. Siyaset gerekir, devlet idaresi gerekir bunun için. Arkadaşlar, şimdi... Çin'e ne Çin'den korkuruz ne Doğu Türkistan'dan korkuruz. Biz korkusuzuz. Biz dağların erveri, biz yıkılmamış imparatorluğun şahıyız. İşte yıkılmadı Safavi devleti, yıkılmadı şahlık rejimi. Neden böylesi bir şey konuştuğumu merak ediyorum ben de. Ama neyse. Devam edeceğiz arkadaşlar. Durmak yok. Atamız Kürşat Kırık adamı yuva. Çin'e bes. Çin'e darbe indirmişti. Atamızın yolundan döner olsak döner olalım. Neden böylesi bir şey söylediğimi kendim de bilmiyorum. Cidden böyle saçma çelmeler nereden buluyorsun diye birisiniz, ben de anlamadım. İçimden geldi. Atamızın yolundan döner olsak niye döner oluyoruz anlamadım. Yani döner yiyece döner anlamışsınızdır ya siz de kağıt. Çin'e bahsedecek bir korku sağladık. An itibaren. Ayrıca Çin toprak devredecek ve Doğu Türkistan bizim egemenliğimize girecek. Doğu Türkistan'dan ve Çin'den bir sürü toprak aldık ve Doğu Türkistan'ı biz egemenliğimize aldık. Şimdi arkadaşı var. Üsyan olmaması için kendi politikamı işte dedim. Neydi arkadaşa kendi politikam? Verdi yok. Bu devlete ziyan verecek mi derseniz de biraz sık ama nazık ya. O kadar küçük ki devletimiz bunu hissetmeyecektir. Zira biz Çin artık Çin'e ve korku salan bir devletiz. Arkadaşlar. İtiraf etmek gerekirse
Mən özümə düşman olaraq gördüyüm sadəcə türk dövlətləridir. Daha doğrusu düşman deməyim də işte rəqib. Dişli rəqib olaraq sadəcə türkləri görürəm. Çünki bir türkü ancaq bir türk yenə bilir. Arkadaşı var. Bunu hər kəs bilir ki, bir türkü ancaq bir türk yenə bilir. Bu arada yakında Doğu Türkistan evimizə keçə bilir. Nasıl olacaq diye sormayın. Keçə bilir işte. Sıra geldi. Arkadaşlar. Bir son nereye olsun? Sizlere sorarım. Yazmazsanız artık kendi kafamdan bir şeyler yapacağız ama Türkiye niye şimdi arkadaşlar? Türkiye'nin olası bir savaş istemiyorum. Zira hataya düşmek gibi bir şey istemiyorum. Ama siz bilirsiniz. Ruslarla savaşamayız. Ama 7 tur gözlüyüp savaşabiliriz ki bu azalacaktır. Bir de Suudi Arabistan. Şimdi biz gücümüzü ya Rusların üzerinde öfkemizi ya Ruslar görecek ya Suudiler ya da Pakistan. Fakat Pakistan'dan zaten toprak aldık, almışız. Esabiler zaten gerek yok. Yunanistan bizden korkuyor abi zaten. Klasik Yunanistan işte. Yunanistan da olabilir. Hangisine saldırarım? Gerçi Yunanistan ne devletti. Biz burada gelmişiz. Çin'den Doğu Türkistan'a azade kendimize bağlamışız. Doğu Türkistan Çinlerinden çıkartıp Çin'den toprak almışız. Onlar kimdi de Yunanlar kimdi de işte. Adalar Denizi'ne egemenliğimizi alabiliriz. Aslında Tunus da olabilir ya. Neyse canım. Bugünlük bölümü noktalıyorum burada. Bay bay. Bugünlük bölüm burada noktalanıyor.